Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli TV huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlağı sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Uyghur meselesiyle köngül bülüş hakkında bayanat ilan kılındı. 13 Mart Kişilik Hukukunu Közüş Teşkilatı bilen Halkaralık Kişilik Hukuk Mülazimet Teşkilatı Cenevede bayanat ilan kılıp, Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin Şarkı Türkistan'da yamanlaşıp gitibatkan kişilik hukuk meselesiyle ciddi karışını talep kıldı. Bayanatta eğer Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi Başkatipi Antonio Guterres'nin kişilik hukukunu koğdaş hareketi çakırkığı sel karısa, bu kengişinin aza devletlerinin cevapkarlıkını sürüştürüş vazifesini icra kılalmağallıkının enik ispatı buluduğallıkı bildirildi. Kişilik hukukunu közüş teşkilatının Cenevede duruşluk müdiri John Fisher bu axtı toxtulup, Xitayning Birleşken Milletler Teşkilatının Şarkı Türkistan'ı şartsız ziyaret kılış talepige karşı inkar kılış, aldamcılık kılış, Uyghurlarga yürgizgen kişilik hukuk defsendiciliki toğrısıda iğiz açmaslık hakkıda aza devletlerge besim işiltiş qatarlıq vasitlerini kollanğallıkını. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişideki devletlerinin kollektif halde inkas bildirişi ve müstakil halde tekşürişi gerektiğini bildirgen. Halkaralık Kişilik Hukuk Mülazimet Teşkilatı'nın hadimi Sara Brookes bayanatı da Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişini özünün Şarkı Türkistan hakkıdaki teşvikatları bilen toldurup etkerlikini. Lagerden çıkanlar, onlarının uruk tukalları, ailesi, mutakassislar ve kişilik hukuk faaliyetçilerden tuncu kol uçurgu erişinin tolumu muhim işkerlikini bildirdi. Xalqara cemiyet Xitayının insaniyetke karşı cinayetige inkas kaytırışkı çakırıldı. Avrupa İttifakı Yahudi Hukukçular Teşkilatı Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Yığınıda Xitayının insaniyetke karşı cinayet ötküzvatkallıkını bildirdi ve dünya cemaatçilikini mezkur meselege ciddi inkas kaytırışkı çakırdı. 11 Mart Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Yığınışı 43. nöbetlik yığınıda Dünya Uygur Kurultu'nun stratejik tetkikatçısı Ryan Barry, Avrupa İttifakı Yahudi Hukukçular Teşkilatı'nı vakalatın söz kılıp, Xitay'nın insaniyetke karşı cinayet sadır kılıp atkallıkını. Ötken 3 yıl içinde 3 milyonu yakın Uygur, Kazak ve başka yerlik halıklarının yığıveliş lagırlarına kamakallıkını, bu lagırlarının Uygurlarını pütüllay asimilasiya kılış ve kontrol kılış maksidi kurulgallıkını. Xitay'nın Uygurlarına kıynaş, halıgancı tutkun kılış, ve yokutvetişini özçüge algan ken kölemlik basturist siyasi yürgüzgerlikini bildirgen. Ve muşundak iğir şaraitdi mu, Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin bu meselege sükut kılıp algallıkını bildirip, onlarını ayıpligen. Kazakistan'da yeniden neşir kılınan kitap Xitay'nın cinayetlerini yürütüp berdi. Zimistan Toru'nun haberde bildirilişçe, yakında Kazakistan'daki kişilik hukuk faaliyetçisi Turarbek Kusaynov yeni bir kitap neşir kıldırgan bulup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini paş kılgan. Kitabının ismi Zulmet Şarkı Türkistan'da patkan kuyaş bulup, Abdur edebi uslubda emas belki hüccet materyallar arkalık Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını ceza lagerlerde vahşilerce bastırganlıkını. Onlarının bu cinayeti arkasına yuşurunan hakiki maksatlarını yürütüp bergen. Mezkur kitabının Xitay'nın tesir gücü zor bolgan Kazakistan'da neşir kılınışı, yani gelip mavzusuğu Şarkı Türkistan atalğısının ışıltılışı kitabının yarkın noktası bulup kalgan. Turarbek bu axtı toxtulup özünün bölgüncülük məqsidi yok ikerlikini, ama tarihten beri Uyghur, Kazak qatarlıq Türkler yaşap kelibatkan bu zeminni əsli namı boyunca Şarkı Türkistan dep atashını toğır tapqanlıqını. Bu kitap arqalıq Xitayning Şarkı Türkistan xalqını, onlarının mədiniyetini yoqutishdek rəzil məqsidini eçip bermekçi ikerlikini bildirgen. Bundan sırt aldınkı ayda yaş yazgıcı Muyassar Xandan'nın Xayır Xoş Kuyaş namlıq romani Türkiye'de neşir kılınan bulup, muhacirettiki Uyghurlarının kızgın alıkışıgı erişti. Mezkur roman Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları hakkı yazılgan tüncü roman bulup, ceza lagırdan kutulup çıkan şahitler baştan geçirgen hakiki vakalikler asası yazıp çıkılgan. Romanda Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki insan kalıbından çıkan cinayetleri, ceza lagırı kamalgallarının cismani ve manevi cihetten tartkan azap ukubetleri, horlukları yürütüp berilgen. Xitay bayanatçısı Wuhan virüsünü Amerika tarqatkan bolışı mümkün dedi. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Xitay taşqı işler bayanatçısı Zhao Lijian tünügün Twitter hesabatıda Wuhan virüsünü Amerika'nın tarqatkan bolışı mümkünlikini pürtüp ötdi.
Növete Wuhan virüsünün bütün dünyaya təsir göstərməsi nəticəsində Xitayını ayıplaş sadaları özlüksüz küçəyməkdə. Amerika Dövlət Bixatərlikki Məsləhətçisi Robert O'Brien çarşambədəki sözdə Xitayını ayıplab, onların dəstəbdəli vabanı yaxşı kontrol qılmaqalıqını, bu səbəblik bütün dünyada yuqumğa taqabıl turuş xizmətinin 2 ay keçikib kətkənlikini bildirgən. Jolijan tünügün Twitter hesabatıda virüsünü Amerika armiyasının Wuhan'a aparğan buluşu mümkünlükini, Amerika'nın bu axtı çüşençi belişi lazımlıqını bildirgen. Ama bu sözüge hiç kandak delil ispat körsetmegen. Xitay dairleri virus mənbəsi bolgan Wuhan şehrini 2 yanvar pütüllay taqıgan bosumu, Amerika hükümeti şu ayının ahırda andın Xitay sayahatçilerge çekilimi koygan. Tənqit kılıkçılar Trump'nın virusunun xatırını izcil kiçik körsetip gelgenlikini, bu sebeplik yuqumdun müdafiyelenişinin keçikip ketkenlikini bildirip ayıplıgan. Amerika bilen Xitay arasında Wuhan virusunun namı üstüde talaş tartışıp oldu. Xitay'nın Wuhan şehrinin ötken yılının ahırdan başlayıp Xitay'a ve dünyaya taralgan Wuhan virusu okşaş bulmağın nam bilen atılıp geldi. Bu virus dastlabki Wuhan virusu ya ki Wuhan zukami deb atılgan idi. Ama uzun ötmeyi Xitay rejimi özünün bu vabanın dünyaya tarqılışıdaki mesuliyetinin kaçışı üçün xalqaranın bu virusunu Wuhan virusu deb atışığı narazılık bildirdi. Xitay Taşqı İşlər Ministerliğinin bayanatçısı Jolijan bu axtı inkas qaytırıp, bu virusun keliş mənbəsi doğrusu eniq yakın texşi çıxmadı dedi. O yana bu virusunu Xitay virusu deb atıgan mətbuatlarını ayıpladı. Bloomberg agentliğinin xəbərinə qaraganda Amerika Prezidenti Trump'nın 11 martdakı nutqında bu virusun ən dastlab Xitayda payda bulup, andan bütün dünyaya taralğanlığını bildirgen. Prezident Trump Twitter'da bu virusunu Xitay virusu deb atıgan qolluğuçısının tweetini həm bəhərligen. Xitay Taşqı İşlər Ministerliğinin bayanatçısı Jolijan bununla narazılık bildirip, bu virusun kilip çıkışını Amerika'ya döngeşke uğrungan. O koluda hiç kandak paket bulmagan bir ekvalda bunu Amerika harbi dairelerinin Wuhan'a elip gelgenlik mümkünçilikini oturuğa koygan. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bu virusun namını o en dastlab payda bolgan Wuhan'a asas kılmay, Xitay'a yaxşıcak buluş üçün onunla pekat 2019 yıllık tacisiman virus deb nam bergenlikimi ayıplenmekte. Amerika Dövlət Xəvəbsizliki Məsləhətçisi Robert O'Brien Xitayının Wuhan virusunu yuşurup dünyaya təhdid yaratqanlığını ayıpladı. O 11 mart Amerika paytaxtı Washington'a yerleşkan Miras Fondi cəmiyyətində qılğan sözdə Xitayının məzkur virus yuqum əhvalını məxfi tutup dünyanı 2 ay tayyarlıq qılış fürsətindən məhrum qaldırğanlığını bildirdi. O sözdə aldı bilən şunu təkidləyəmən ki, bu virus Amerikadan emas Xitayının Xubi ölkəsi Wuhan şəhərindən çıqqan. Bəxtki qarşı halda ən ilğar çağırlar qollanılışının ornığa əksiki Wuhan'daki virus partlaması məxbi tutuldu. Bu belki dünya cemaatçilikinin inkas qaytırışını 2 ay keçiktirdi. O yana əgər bu virus partlaması 2 ay yüşürün tutulmağan olsa, Xitayda ve növətdə dünya miqyasıda yüzbərgən bu hadislərinin önümlük aldı elinğan buluşu mümkünlükini qoşum çıxıldı. O söz yana Xitaydan Amerika'ya künüge 20 mandak adam kildiğalıqını, Amerika hükümetinin Xitayda yüz berivatqan hadislərge ciddi inkas qaytırıp, Xitaydan Amerika'ya girdiğin hava katnaşını toxtatqanlıqını etdi. O yana sözde Prezident cesurani bir karar aldı. O muşiqil kararını başta alğan sanaklıq dünya rəhbərlerinin biridir. Bu Amerika'nı 6'dan 8 haftagacha vaqt əvzəlliki bilen təmin etdi digərlərini bildirdi. Növete en dastlab Xitayning Wuhan şehirde bayqalgan ve tizden dünyaya tarqılıp ketken Wuhan virusi 130 mingdan artıq adamını yuqumlandırdı ve az digende 5 ming adamının jeniga zamin boldi. Şunaq vaziyette Xitay dairleri mazkur virusining özidin kelganligini inkar qilishi g'ulg'ula qo'zg'umoqda. Amerikanın 2019 yıllık kişilik hukuk dokulatıda Uyghurlarga alahide o'rin ajratildi. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği yıllardan buyan dünyanın her qaysı jaylardaki devletlerinin kişilik hukuk sahasındaki ijobiy ve salbiy ahvalini baholab chiqadigan bo'lib, mushu baholash dokulatini Amerikanın taşqı siyaset işlerindeki karar elish işlerinde muhim asaslarından biri qilib kelmoqda. Şu qatarda 2019 yıllık kişilik hukuk sahasındaki ahvallarını baholash dokulatini e'lon qilish marosimi 11 mart günü o'tkazildi. Bu qatim e'lon qilingan dokulatlar yuznachi devletke chetildigan bo'lib, ular to'limi astoydillik bilan baholash hamda tahrirlashdan o'tgan. Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo bu münasibet bilen söz kılganda
uning shuncha ko'p davlatlarning ichidan Xitoyni hamda Uyg'urlar masalasini alohida misol qilishi kishilarning diqqatini qo'zg'adi. U so'zda dunyo taraqqiyot va yangilikka yuzlanayotganda Xitoy va boshqa bir qism davlatlarning davrga qarshi chiqish hamda kishilik huquqni oyoq osti qilishni tanlab olganligini qattiq ayibladi. Shu qatorda Xitoy Kompartiyasining yuqori fan texnikasini xalq turmushini yaxshilashga emas, aksincha fuqarolarni texnika qattiq nazorat qilishga tatbiqlashni tanqidlab, Xitoy rejimi diniy jamoatni zo'r turkumda qamoqqa olmoqda. Xuddi men ilgari aytib o'tganimdek, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi qilmishi bu asrning yuziga tushgan dog' bo'lmoqda. Amdilikda ular bu haqdagi reallikning oshkorlanishidan ansirab, muxbirlarga vahima salmoqda dedi. 145 betlik bu dokumentda ko'rsatilishicha Xitoy rejimining 2019 yildagi kishilik huquqni oyoq osti qilishiga eng ko'p misol bo'lgan ishlarning biri Sharq Turkistondagi millionlagan xalqning lagerlarga qamalishi hamda shu orqali ulardagi diniy va milliy kimlikni o'chirib tashlash urinishi bo'lgan. Bu lagerlar o'xshamagan joylarda tarbiyalash markazi yoki zavod degandek nomlarda atalgan. Ama ular butunlay harbiycha boshqarilgan hamda siyosiy jihatdagi mingiyishni asos qilgan turmalardir. Halbuki Xitoy rejimi izchil holda o'zlarining terrorlik, asabiylik va bo'lg'unchilikka qarshi kurash qilayotganligini bahona qilish orqali lagerlar masalasining zarur tadbirlardan ekanligini yo'lliq qilib ko'rsatishga urinib kelmoqda. Amerika Iranning harbiy bazasiga hujum qildi. Xabariyati to'g'rining bugungi xabarda bildirilishicha Amerika ittifoqdosh kuchlarining urush aeroplanlari bu Kamal nohisidagi Iranning Imam Ali harbiy bazasi, Sanayi va Hizam rayonlaridagi harbiy bazalarni bombardimon qilgan. Xabarda hujumda yuqori darajalik ikki qo'mondan va Iran qo'llagan 25 terrorchining o'ldirilganligi, Iran inqilobiy muhofizachilar armiyasi va bu armiyaga qarashli terrorchi guruhlar turayotgan harbiy bazasining bombardimon qilinganligi. Bombardimonda 25 terrorchi o'lgandan boshqa o'nlagan terrorchining yaralanganligi. Undan boshqa o'lganlarning ichida Iroqlik Haydariyun guruhining qo'mondonlaridan Visam Tufayli va Zaynabiyun guruhining qo'mondonlaridan Ali Zahbandarning bor ekanligi bildirildi. Amerika boshchiligidagi ittifoqdosh kuchlarning bayonotchisi Miles Kagenes tunugun kashta e'lon qilgan bayonotida Iroqdagi ittifoqdosh kuchlari joylashgan Taji bazasining minomyot hujumiga uchraganligini bildirgan. Amerika taratqullari terroristlarning hujumda 2 amerikalik va 1 angliyalik askarning o'lganligini, 11 kishining yaralanganligini xabar qilgan. Bildirilishicha, bu qatimli hujumni Iranga yaqin qurolliq tashkilotlarining qilganligi ma'lum bo'lgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tapshirmiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.